Geden programı varmış. Üç yıldır görevdeler şu andaki yönetim. Yaklaşık 30-35 milyar lira harcama yaptılar. Borçlanmalar ile birlikte 50 milyara yakın bir kaynak kullanıldı. Ortada ne var? Hiç. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. 2015'te gündeme geldi bu proje. 2015'te konuşuldu. 2017'de ihalesi yapıldı. İki firmaya ihale edildi. Neler yapılacak? 7.4 kilometre bağlantı yolu, 2.5 kilometre iki tüp tünel. Burada birazdan konuşacağız. Bir kısmı yapıldı, çok az bir kısmı yapıldı ve viyadükler. 2019'da firmaların hak edişleri ödenmediğinden dolayı sözleşme feshedildi. İş olduğu yerde yarım kaldı. Ne diyor Sayın Başkan? Buca otogar bağlantı viyadüğü yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Hangi hızla devam ediyor bilmiyoruz. Çevre yolundan girildiğinde Bornova, Buca, Konağı birbirine bağlayacak yepyeni bir trafik aksı açıyoruz. İnşallah açılır da trafik çilesi biter. İzmirliler kurtulur. 7.4 kilometre tünel ve viyadükten oluşan projeye etap etap hizmete alacağız diyor. Yılbaşında otogar viyadüklerini bitireceğiz diyor. Bitecek diyor. Bitmiş bir viyadük var mı arkadaşlar? Buradayız. Siz görüyor musunuz bitmiş bir viyadük? Biten bir şey var mı? Hiçbir şey yok ortada. 6 ay önce bir ihale yapılıyor. 25 firma katılıyor. Bu ihaleyle ilgili de ses seda yok. Çıt yok. Hiçbir şey ortada yok. Ya daha ne kadar bekleyeceğiz? 2015'te gündeme geliyor. 7 yıl geçmiş. Ortada bir şey yok. İşte yapılan 50 metre tüp. 50 metre tüp yapıldı. Burada tüp geçti. Burada. Yapılan bu. 2,5 kilometrelik tüplerden 50 metresi yapıldı. Bu projenin akıbeti meçhul. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir'de yaptığı, hizmete aldığı 1 metrelik tüneli yoktur. Karayolu tüneli. Karayolu tüneli yoktur. Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'nin bekleyen hiçbir projesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın tek imzasında bekleyen hiçbir projesi yoktur. Bu projenin şu anda buradaki açıklama yaptığımız projenin bedeli 155 milyon. Bu gecikmeden sonra bu proje belki de 1 milyarı geçecek. Evet, bu gecikmelerden dolayı yükü, zararı İzmirliler çekiyor. Ondan sonra da çıkıyorlar, işte döviz arttı, ekonomi bozuldu. Ya zamanında 2015'te gündeme geldi, 2017'de ihale yaptı. Yapsaydınız ya, elinizi tutan mı vardı? 2019'da şartlar çok iyiydi. Hemen ihale yapacağız dediniz, buraya yapacağız dediniz. Niye yapmadınız? Yapmadıkça maliyetler yükseliyor. Ondan sonra da isyan ediyorlar, yapılamaz diyorlar. İşte şu kadar döviz arttı, İzmir'in şu kadar metrosu gitti. Tamamıyla algıya oynuyorlar. Temel atma töreninin açılış törenine dönüştürülmesini bir türlü kabul edemiyoruz. Güzel bir temel atma töreni yapılır. Gerekli konuşmalar yapılır, gerekli mesajlar verilir. Ama bir açılış gibi bir algı oluşturulmaz. Öyle bir kampanya yürütülmez. Öyle bir tören yapılmaz. Niye bu töreni, temel atma törenini açılış törenine dönüştürdüler? Çünkü bu proje gayet güzel giderken burada önemli bir husus ortaya çıktı ihale aşamasında. Metroyu 529 milyon lira fazla fiyat veren firmaya ihalesini, ikinci firmaya ihalesini verdiler. Yani burada 529 milyon liralık bir zarar var ve hala bu konuda kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapılmadı. Buradaki şerhimizi tekrar koyuyoruz ve bunun takipçisiyiz. Kamu vicdanını zedelemiştir, projeye gölge düşürmüştür. Ondan dolayıdır ki bu temel atma törenini bir açılış şovuna dönüştürmek istemişlerdir. Öyle yapmışlardır. Temel atma töreni yapıldı. İnşallah Hatay metrosuna dönmez. Şunu da ifade edeyim. Burada zamanında bitirilemezse sadece etraftaki vatandaşlarımız, esnaflarımız sıkıntı çekmeyecek. Trafik çilesi devam etmeyecek. Ayrı bir detay var.
Burada bu projede 460 milyon euro kredi kullanıldı. Ve bu metro zamanında bitirilmezse bu kredinin geri dönüşü başlayacak ve belediyeye büyük bir finans yükü doğuracak. Metro projesindeki 529 milyon liralık şaibeyi ortadan kaldırmak için bu temel atma törenini merkezi hükümete meydan okumaya çevirmek kabul edilemez. Doğru bir davranış değildir. Bunu şiddetle reddediyoruz. Esasında ayrımcılık varsa bizim ilçe belediyelerimize, Cumhur İttifakı belediyelerine yapılan ayrımcılıktır. Sanırım şeyde zaten. Yani bu su çürüme, bak çürüme tüplerinde patlamalı oluyor. Görüntü şu, evet, yani terk edilmiş, terk edilmiş, bitmiş. Korku tüneli. Yani bu 50 metre imalat da yok sayılır. Yok tabii canım, o yeniden başlıyor. Yeniden başlamak zorunda.